Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Gece gündüz açık gizli mallarını sarf edenlerin mükafatlarını Rableri verecektir. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde her Allah'ın günü yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malini Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malini yok et diye beddua eder demiştir. Salatü vesselam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam dini, değerlerin ve yüce ahlakların dinidir. Dinimizin çağırdığı ve herkesin benimsemesini teşvik ettiği yüce ahlaklardan cömertlik ahlakıdır. Cömertlik, peygamberlerin ahlaklarından ve salih insanların sıfatlarındandır. Cömertlik, insanlar arasında sevgi, şefkat ve kardeşliği oluşturur. Neticede içtenlik, sadakat ve dayanışmaya dayanan güçlü ve uyumlu bir toplum ortaya çıkar. Bu toplumda Hazreti Peygamber'in sözlerinin gerçekleştiği görülecektir. Resulullah böyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Cömertlik öncelikle Allah'ın sıfatları arasında gösterilmiştir ve güzel isimlerinden biridir. Kapısını kapatmayan, hediyeleri bitmeyen, isteyenin duasını kabul eden ve çok nimet veren Yüce Allah çok cömerttir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah cömerttir, cömertliği sever. Güzel ahlaki sever ve kötü ahlaktan da nefret eder buyurmuştur. Kutsi hadiste Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey kollarım! Benim hidayete erdirdiklerim dışında hepiniz dalalettesiniz. Ne yapacağını bilmez durumdasınız. O halde benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kollarım! Benim yedirdiklerimin dışında hepiniz açsınız. O halde benden size yedirmemi isteyin ki size yedireyim. Ey kollarım! Benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. O halde benden size giydirmemi isteyin ki size giydireyim. Ey kollarım! Şüphesiz siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben ise hepinizi bağışlarım. O halde sizi bağışlamamı talep edin ki sizi bağışlayayım. Ey kollarım! Eğer öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz aynı yerde durup benden isteseler herkese istediğini veririm. Ve bu benim katımdakini nüksanlaştırmaz. Ancak iğnenin denize daldırıldığı zaman denizden nüksanlaştırdığı kadardır. Yine bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın hazinesi doludur. Ondan vermesiyle eksilmez. O hazineler gece ve gündüz akar. Allahu Teala'nın yükleri ve yeri yarattığı günden beri ne kadar nimetler verdiğini söyleyebilir misiniz? Bütün bu verdikleri onun hazinesinden bir şey eksiltmemiştir. Kur'an-ı Kerim cömertliğin peygamberlerin ahlaklarından biri olduğunu belirtmiştir. Hazreti İbrahim'in hikayesi hakkında Allah Teala, İbrahim'in ayrılanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış. İçinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş. Onların önüne koyup yemez misiniz demişti, buyurmuştur. Hazreti İbrahim'e çok cömertliğinden dolayı Abu Duyuf yani misafirlerin babası adı verilmiştir. Yüce Allah bizim birbirimizle cömertçe davranmamızı teşvik etti.
ki Allah'ın lütfuna ve cömertliğine layık olalım. Bu bağlamda Allah Teala içinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere vermemek için yemin etmesinler. Affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah bağışlayandır, merhametli olandır buyurmuştur. Diğer bir ayette, mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir buyurmuştur. Yine de şöyle buyurur. Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, onun sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve küreler uğrunda mal verendir. Ve yine de şöyle buyurur. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için duyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fanalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde Allah için infak et ki sana da infak olunsun buyurdu. Ramazan ayı kibarlık, cömertlik, eli açıklık, iyilik ve dayanışma ayıydı ve hala öyledir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah insanların en cömert olanıydı. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in aleyhisselam kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail, Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Peygamberimiz her halukarda yemek yedirmeyi teşvik etti. Hadis-i şerifinde ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz buyurmuştur. Efendimiz her zaman misafire ikramda bulunmayı da teşvik etmiştir. Resulullah Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun buyurmuştur. Peygamber Efendimiz özellikle bu ay içinde yemek yedirmenin ve misafire ikramda bulunmanın daha büyük ecri ve sevabı olduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez buyurmuştur. Kim zengin, fakir, akraba veya dost olsun bir oruçluyu iftar ettirirse bu ecri alır. Ayrıca insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Resulullah özellikle zor durumda insanlara yardımlarıyla bize cömertliğin en güzel örneklerini vermiştir. Resulullah Eş'arileri kendi aralarındaki gerçekleştirdikleri dayanışma ve işbirliğinden dolayı övmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakikaten Eş'ariler Gaza'da azıklarını bitirirken yahut da Medine'de ailelerinin yiyeceği azaldığında hemen yanlarındaki arzakı bir tek bez içine toplarlar. Sonra bir kap içine aralarında eşit olarak taksim ederler. Binaenaleyh Eş'ariler bendendir. Ben de Eş'arilerdenimdir. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Medine'de Ansar arasında en fazla hurmalı bulunan Ebu Talha idi. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes dedi ki,
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın yanına geldi. Ve ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Aferin sana. Karlı mal dediğin işte budur. Seni duydum Ebu Talha. Onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti. İbni Ömer'in anlattığına göre Resulullah'ın sahabelerinden bir adama bir koyun başı hediye edilir. Adam bunu, kardeşim falanca ve çocukları buna benden daha muhtaçlardır diye bir başkasına hediye eder. O da aynı düşünceyle bir başkasına hediye eder. Böylece baş tam 7 el değiştirdikten sonra birinci adama geri gelir. Bunun üzerine kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar ayeti nazil oldu. Sahabeler peygamberin emirlerine uyarak Allah'ın cömert ve iyi insanlara hazırladığı mükafatı arzu ederek cömert ve iyilik yapmak konusunda rekabet içindeydiler. Cimrilik ve bencilliğin tüm tezahürlerinden uzak durmaya ve bu büyük ahlakla ahlaklanmaya ne kadar muhtacız. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz bildiği halde komşusu açken tok yatan bana iman etmemiştir buyurmuştur. Başka bir hadiste, ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür buyurdu. Yine başka bir hadiste, anında ihtiyacından fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versinler. Fazla azı olanlar azı olmayanlara versinler buyurmuştur. Bu usuzlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Aziz müminler, cömertliğin en iyi görüntülerinden ve cömertlerin ve erdemlerin sıfatı olan insanın kendine cömert olmasıdır. Şair şöyle diyor. Nefse cömertlikle davranmak cömertliğin en zirvesidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Başka bir hadiste, İki güze cehennem dokunmaz. Birisi Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de Allah yolunda bir gece nöbet tutan göz buyurur. Yine başka bir hadis-i şerifinde Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz buyurmuştur. Kim nefsinin bencil tutkularından ya da cimri tutumundan korunursa işte onlar dünyada ve ahirette kurtuluşa erenlerdir. Allah Teala, ey iman edenler, sabredin. Düşmanlarınızdan daha sabırlı olun. Cihada hazır bulunun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilirsiniz buyurmuştur. Ramazan'ın zaferlerin ayı olduğuna dair hiç şüphe yoktur. Bu mübarek ayda Bedir Savaşı vuku bulmuştur. Allah Teala Bedir Savaşı'nda az sayıları ve güç farkına rağmen Müslümanlara büyük bir zafer verdi. Allah Teala, o zaman sen müminlere şöyle diyordun, indirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz
nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır buyurmuştur. Ramazan ayında hicretin 8. yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Tarihin en büyük affını sergilemek üzere Resulullah Mekke halkına "Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız?" diye sordu. Kureyşliler, "Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın" deriz. "Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin, kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun" dediler. Yine Ramazan ayında Allah Teala Mısır'ı 10 Ramazan ve 6 Ekim zaferine kavuşturdu. Bu zaferde Mısırlılar kendi topraklarını ve saygınlığını geri aldılar. O zaman da Mısırlı asker oruçluyken Kur'an ve dualar okuyup savaş meydanında Allahu Ekber diye haykırırdı. Neticede din, vatan, toprak ve namusu savunan Mısır ordusu saldırganları yenilgiye uğratarak topraklarından kovmuştur. Bu savaş Mısır'a saldırmak isteyen herkes için pratik bir dersti. Cesur silahlı kuvvetlerimiz, sevgili Mısır'ımız ve Arap ile İslam ümmetimiz için bir emniyet vanası olmaya devam ediyor. Ve sadık adamları terör ve kötülük güçleri karşısında savaşmaya devam ediyorlar. Vatanın güvenliğini, haysiyetini ve onurunu savunmak için her gün yeni fedakarlık yapılıyor. Bu adamlar ülkenin topraklarını savunmak uğruna sahip oldukları değerli her şeyi feda etmeye tamamen hazırlar. Ve milletin güvenliğini veya istikrarını bozmak isteyenin elini kesmek istiyorlar. Mısır tarih boyunca ümmetin kılıcı ve kalkanıdır. Tarih buna şahittir. Allah'ım nefsimize takvasını ver ve nefsimizi temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimizin dostu ve Mevlasısın.